Değerli yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen arkadaşlar, merhaba. Bugün C Sharp nesne tabanlı programlama dersimizin ikinci videosunu çekmekteyiz. Dilerseniz birinci dersimizden neler gösterdik, kısaca onlardan bahsedeyim. Birinci dersimizde projemizi oluşturmayı, bunun file, new project veya başlangıç sayfasından direkt new project şeklinde olduğunu anlattım. Ardından projemiz açıldığında karşımıza gelen sekmeleri, örneğin toolbox yani araç kutumuz, solution explorer ve properties ekranlarını anlattım. Hatta bunun üzerine formumuzun özellikleriyle biraz oynadık. Bu size boyut olsun. Ondan sonra teksti yani şu kısmı olsun. Form programımız başladığında nereden başladığı olsun. Bir sürü özellikler gösterdim. Arka plan işte bir sürü dediğim gibi özellik gösterdim. Ardından şu an ekranda bu gördüğünüz projeleri gerçekleştirdik, yaptık. Kısaca bu projeleri anlatayım. Birinci projemiz birinci sayı ile ikinci sayıyı textbox'lara yazdırıp ardından topla dediğimizde sonuç kısmına yazılması. Örneğin 3 artı 5 8. İkinci projemiz ise textbox'a herhangi bir yazı girildiğinde ekle butonuna bastığımızda listbox'a aktarmak oldu. Ardından üçüncü projemizi göstereyim. Ekran klavyesi yaptık. Her gencin, her insanın bildiği gibi Microsoft'ta, Windows'ta, Windows işletim sistemi dediğim ben size, ekran klavyesini kullanmıştır en az bir kere dahi olsa. Biz bunu C Sharp'ta gerçekleştirdik. Bakın gördüğünüz gibi. Projemiz bu kadardı. Projelerimiz. 3 adet program geliştirdik. Şimdi de anlatacaklarımı göstereyim ben size. İkinci dersimizde formlar arası geçiş yapma, yani birden fazla form oluşturup bunlara nasıl geçiş yapacağımızı göstereceğim. Ondan sonra programlamanın en temel olan if-else yapısını, karar yapısını anlatacağım. Bir de basit olan rastgele, yani random rastgele sayı nasıl alınır bunu göstereceğim. Ardından üye olurken de dahi görmüşsünüzdür her zaman. Giriş yap kısmı vardır. Giriş yap, kayıt ol. Biz hazır rastgele sayı almayı öğrenmişiz. Bunu giriş yap kısmında bir programla pekiştireceğiz. Bu nasıl olacak? Kullanıcı adı olacak. Şifre olacak. Bir de rastgele gelen rakam veya harf. Bunu kafama göre yapacağım. Bu şekilde bir giriş sayfası olacak. Tabii ki de bunu kendim ayarlayacağım. Hani örneğin kullanıcı adı admin, şifrede 123. İkinci projemiz ise 3 sayı arasından en büyük ve en küçük sayıyı bulan program. Bunu neyle yapacağız? Derse başladığımızda if else yapısını göstereceğiz ya. İşte karar yapısını göstereceğiz. Aslında bu başka yollardan da yapılabilir ancak biz if else kullanarak yapacağız. Şimdi isterseniz projelerimize geçelim. Şunu kapatmadan hemen açayım. New project diyelim. İkinci ders. Şimdi bunu kapatabiliriz. Kapandı zaten. Şimdi ne gösterecektik? En baştan bakayım. Formlar arası geçiş yapma.
projeyi açtığımızda bir tane form göreceğiz. Birden fazla değil, bir tane. Arkadaşlarımız örneğin soruyor, merak ediyor. Niye sadece bir tane formda işlem yapıyoruz? Diğer formları açabilir miyiz, oluşturabilir miyiz diye. Onu hemen göstereyim. Nasıl proje açılır? Özür dilerim. Nasıl bir tane form eklenir? Buradan ikinci derse geliyoruz. Add diyoruz. Ardından bakın gördüğünüz gibi Windows Form diye bir seçenek var. Buraya oluştur buna tıkladıktan sonra formumuzun ismini veriyoruz. Ben buraya ne yazayım? Birinci örnek. Ekle dediğimizde bakın gördüğünüz gibi ikinci formumuz da geldi. Şimdi şöyle bir dizayn yapacağız. Form1.cs'de yani form birimizde kullanıcı adı, şifre, rastgele sayılar gelecek. Ve bunları giriş yap dediğimizde eğer doğruysa birinci örneğimize geçecek. Başka neler varmış? If else yapısı random. Tamamdır. Şimdi ilk önce mantıken if else yapısını öğrenmemiz gerekiyor. Hemen nesnelerimizi atalım buraya. Bir tane de buton. İlk önce rastgele rakamlar olmadan bir göstereyim nasıl yapılacağını. Kullanıcı diyelim şöyle. Buraya da şifre. Evet, şifremiz uzun olabileceği için böyle bir güzellik yapalım. Ardından buton. Buton. Dur ben biraz simetri hastalığım var. Şunları düzenleyeyim. Ha. Buton çok güzel. Giriş yap diyelim. Şimdi ben birinci dersimizde de özellikle bunu söyledim. Nesnelerimizin yani komponentlerimizin isimlerini kesinlikle değiştirmeyi tavsiye ediyorum. İleride büyük bir sorumluluk aldığınız bir projede her şey karışabilir. Ve şöyle bir şey de var. Siz o şirkette çalışırken veya bir iş yaparken o yaptığınız projenizi ondan sonra geliştirmenizi istediler sizden bu projeyi. Nasıl yapacaksınız? Tekrardan bu projeye girip değiştireceksiniz. Ama değiştireceksiniz de ben bunu örneğin 3 ay önce yaptım. Hatırlamıyorum ki hangi nesne hangi isimde. Bu yüzden isimlendirmek her zaman yararlı oluyor. Buton giriş yap. Çalıştıralım projemizi bakalım. Çalışmakta ve hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Hiçbir kod yazmadığım için. Giriş yapa çift tıklıyorum ve kod geliyor. Şunu kapatayım. Ha. Şimdi if else'i göstereyim. İlk önce if'ten başlayayım. If İngilizce adı üzerinde eğer demek. Eğer anlamına geliyor. Örneğin bu projeyle alakası yok. 3 birden büyükse karşımıza bir ekran çıkarsın. 3 birden büyüksün desin. Büyüksün. Tabii büyük olacaktı o. Bakın 3 birden büyük. Peki şöyle yapsaydım. 1 büyüktür 3. Bakın hiçbir şekilde çalışmamaktı. Niçin? Çünkü doğru değil. 1 3'ten büyük olmadığı için hiç bu satıra girmedi. Tekrardan düzeltelim. Tabii projeyi kapatmamız lazım. Küçüktür diyelim bakın. 1 3'ten küçük mü? 3 birden büyük. Yani kısacası
Burada soru soruyor. Eğer 1 3'ten küçük ise buradaki işlemleri yap. Peki else ne anlamı geliyor? Else de hemen kapatalım. Else açalım. Şu biraz şey olmasın. Böyle olsun. Buraya da şimdi 3 mesela birden büyük. Bunu tekrar düzenleyelim. 1 3'ten büyük mü? Değil. O zaman burası çalışmayacak. E neresi çalışacak? Else'in içindeki blok çalışacak. Tekrar düzenleyelim. 1 3'ten büyük. Eğer bu yanlış olsaydı bu satır çalıştıracaktı. Ancak şu an butona bastığımızda hiçbir şey karşımıza çıkmayacak. Derken yanıldım, özür dilerim. Biraz kafam karıştı. 3 birden büyük. Niçin? Burada çünkü doğru. Karar yapısı doğru. Şimdi biz bunu giriş yap formumuza uyarlayalım. If dedik. Şimdi giriş yapması için ne gerekli? Onu söyleyelim. Kullanıcı adı ve şifre. Kullanıcı adımız şimdilik sabit bir isim olsun. Admin olsun. Şifre de 123 olsun. Text'te kullanıcı adının text'te yazısı admin ise. Şimdi burada fark ettiyseniz iki defa eşittir kullandım. Bu ne anlama gelmektedir? Bu şu anlama geliyor. Normalde örneğin şunları bir kapatalım, çalışmasın. Örneğin bir değişken atadım. 3 dedim. Ne oldu? 1 eşittir kullandım. Atamak için bir veriyi, bir değeri, bir değişkene atamak için tek eşittir kullanıyoruz. Ancak böyle karar sorgu yapılarında 2 eşittir. Yani bu şu anlama geliyor. Kullanıcı adının yazısı admine eşitse. Şimdi buraya admin yazdınız diye bir yazı çıkartalım. Bakın şu an hiçbir şey olmaz. Ancak buraya admin yazıp giriş yap dediğimizde if döngüsü, özür dilerim, if yapısı doğru olduğu için içindeki işlemleri yaptı. Peki ya şifre? Şifreyi nasıl algılayacak? Bakın buraya giriş yaptınız deseydim. Ne olursa olsun kullanıcı adının içindeki admin ise her şekilde giriş yapıyor. Bunu da şu şekilde ayarlıyoruz. Boşluk açıyoruz. Şu iki karakteri kullanarak başka bir tane daha sorgu yazıyoruz. 1, 2, 3 olsun burada. Yani burada diyor ki eğer kullanıcı adının yazısı admine eşitse ve şifrenin yazısı 1, 2, 3'e eşitse giriş yaptınız çıksın karşımıza. Hemen gösterelim. Giriş yaptı dedim, çalıştı. Peki bunu şifreye 4 ekleseydim ne olacaktı? Hiçbir şekilde giriş yaptınız demeyecekti. Buraya da else kısmına da başarılı değil diyelim. Çalıştırdık. Admin 1 2 3 4 yapalım. Ne oldu? Başarılı değil dedi. Çünkü burada çalışmazsa ve aşağısında else yapısı varsa else'in içindeki komutları çalıştırır. 1 2 3 olsun. Giriş yap dedi. Giriş yap butonuna bastık. Giriş yaptınız diye uyarı verdi. Mesaj verdi bize. Şimdi biz giriş yap dediğimizde ne yapmamız gerekiyordu? Farklı bir forma aktarmamız gerekiyordu. Bu da ne olacaktı? Birinci örnek. Buraya şöyle bir komut satırları yazıyoruz. Birinci örnek değişken ismi eşittir new birinci örnek.
Parantez açıp kapatmayı da unutmayın. Ondan sonra değişken ismi show, diyalog dediğimizde ne oluyor bir bakalım. Bakın ikinci formumuz da açıldı. Ancak şöyle bir şey var. Az önce görmüşsünüzdür. Gözünüzden kaçmamıştır. Show ve show diyalog var. Bunlar ne işe yarıyor? Eğer sadece show dersek, bakın hemen göstereyim. İkinci form açıkken birinci forma da erişebiliyoruz. Bakın. Ancak show diyalog diyelim bakalım ne olacak? Admin 1-2-3. Bakın giriş yapamıyoruz. Yani o forma şu an dokunamıyoruz. Show ve show diyalog arasındaki fark aslında bu. Şimdi tabii proje geliştirecekler şunu soruyordur elbet ileride. Ben ikinci formumu açtım ama birinci form kapanmadı. Hani onun bana gözükmemesi lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim. Bunu yazayım ondan sonra anlatacağım. Ben genelde bunu kullanıyorum. Yani bu şekilde kullanıyorum. Şunun anlamı ne? Onu söyleyeyim. Değişken ismi adında formumuza bir üye yani değişken oluştur. Ardından this bu anlamına gelmektedir. Visible'da görünürlük. Bu formun görünürlüğünü sıfır yap. Yani false yap. Gözükmesin diyor burada. Ardından az önce oluşturduğumuz değişkeni show diyalog sayesinde gösterdik. Ekranımıza çıkardık. Şimdi burada da disclose diyor. Bu ne alaka? Disclose dediğimizde formumuzun kapanması lazım. Şöyledir. Bu programlamanın aslında sistemidir. Bakın. Giriş yap dediğimizde normalde bunu kapattığımızda projenin çalışması gerekiyor. Niçin? Bakın bunu silelim. Proje hala devam edecek. Bakın bunu kapattık. Gördünüz mü? Hala proje devam ediyor. Niçin? Biz this visible dedik ama kapatmadık ki. Buraya da örneğin tabii kapatmamız lazım projeyi. True dedik. Bakın. Giriş yap dedik. Bunu kapattığımızda az önceki form görünürlüğü true olacak. Kapatalım. Bakın tekrar geldi. İşte bu yüzden programlamanın sistematiği budur. Bir satırı çalıştırırken baştan en sona doğru gider. Buna close dediğimizde şu şekilde gidecektir. Değişken ismi oluşturduk. Bu formu görünmez hale getirdik. Değişken ismi adlı değişkeni karşımıza çıkardık. Şov ettik, gösterdik. Ve bu az önceki açılan form kapandıktan sonra şimdi şöyle diğer form vardı ya yani form 1 çalışmaya devam etmesi için ilk önce bu formu kapatmamız lazım bizim. Kapattıktan sonra ne olacak? Şu anki yani şu form 1 çalışmaya devam edecek. Bunun için de proje çalışmaya devam ederse bizim ne anlamımız, bizim projemiz ne anlamı kalır? Bu yüzden disclose dedim. Yani ikinci form kapandığında kullanıcı giriş kısmı da kapanacaktır. Bakın hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi gelelim random sayı atamaya, yani rastgele. Bunu nerede kullanacağız bu projede? Herkes görmüştür. Genelde kayıt olurken olur ancak giriş yaptığı da bazı yerlerde oluyor. Bunu şimdi tire koyalım. Bu zaten projemiz başladığında direkt çıkacak karşımıza. Şimdi
Forumumuza geldikten sonra çift tıklıyoruz. Forum 1 load adlı bir kod bloğu geldi. Bu ne anlama geliyor? Form 1 yüklendiğinde, yani açıldığında, bunun içindeki kodları çalıştır. Buraya da projemiz ilk açıldığında level 3'e gelmesi için bu rakamların, buraya şu kodları yazıyoruz. Sıfır ile 10 arasında olsun. Tabi bunu da label 3'e aktaralım. Bu şu an sayısal bir değerde. Bunu metinsel bir değere çevirip label'ımıza aktardım. Bakın 5. Rastgele olduğu için sürekli değişiyor bu. 4. 1. Şimdi anlatmak istediğim bir şey var. 0 ile 10 arasında dedim. Ancak 0 dahil ama 10 dahil değil. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 10 sayı içinde bir değer verecektir bize. Bizim 4 taneli sayımız olacak şurada. 4 taneli yapalım rastgele sayıları. Bunun için ne yapabiliriz? 4 tane ayrı ayrı rastgele sayı oluşturup 4 tane label'a aktarabiliriz. Ancak şöyle yapmak da mantıklı gelebilir bence. 1000 ile 909, pardon, 100.000 olsun. 100.000 olmayacağı için, 10.000, özür dilerim. 10.000 dahil olmadığı için hiçbir şekilde zaten karşımıza çıkmayacaktır. Bakın tekrar denedim. Hep 4 tane sayı çıktı karşımıza. Bu label'ın fontunu biraz yükseltelim. İyi gözüksün. Evet. Gördüğünüz gibi karşımızda. Şimdi ise şunu yapacağız. Giriş yap dediğimizde rastgelenin de doğru olması gerekiyor. O yüzden bir tane daha ve ayracı kullandık. Buraya da tabii bir tane daha text box metin kutusu oluşturmamız gerekiyor bizim. Bu da ne derler aslında? Değerleri oku mu derler? Aşağıdaki değer diyelim biz buna da. Siz tabi değiştirebilirsiniz. Bunun da ismini değiştirelim. Giriş yap dediğimizde text'e değerin text'i eşit mi label 3'ün text'ine? Hemen deneyelim. Admin 1 2 3. Buraya 75 46 diyelim. Bakın hata verecektir. Niçin? Çünkü rastgele atadığımız sayı ile buradaki sayı eşit değil. 5 diyelim. Ve gördüğünüz gibi giriş yapabildik. Şimdi kapatalım ve birinci örneğimize başlayabiliriz. If else yapısını öğrettim. Formlar arası geçişi gösterdim. Random sayıyı atamayı da zaten çok basit. 2 satır kod gerekiyor bunun için. Şimdi örneklere geçeceğiz. Bir şeye baktım da. Şuradan göz bakayım hemen. Tamam. İki tane daha örnek yapacaktık. Onu yazmayı unutmuşuz.
oylama sistemini bilirsiniz. Yüzde hesabı. Onu göstereceğim. Ups, yanlış şey girdik ya. Tamam. Form 1 ile işimiz bittiği için bunu kapatabiliriz. Ardından birinci örneğe geliyoruz. Ne yapacaktık biz? Üç tane sayı için text box. Label 3 tane. Bir de buton. Şunları hemen düzenleyelim. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Çok güzel. Bunu da bul diyelim. Tabii bunları da isimlendirelim. Biraz hassasım bu konuda. Çok proje yaktığım için. Bul butonumuza bastığımızda en büyük ve en küçüğü bulacaktı. O yüzden buraya işlem yapacağız. Bunu aslında ileride birden fazla şekilde yapabileceğiz. Ancak if else'i ilk öğrettiğim için if else yapısı ile bunları anlatacağım. Hemen yazalım. Eğer txt birinci sayının txt. Bunları bir hemen bir saniye. İlk önce bunları convert edip bir değişkene aktaralım. Çünkü az önce birazdan karışabilir aklımız. Sayı 2, sayı 3. Evet. If açıyorum. Sayı 1 eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse ve eğer pardon ve sayı 1 sayı 3'ten de büyükse en büyük sayı sayı 1. Ardından eğer sayı 2 büyüktür sayı 1'den ve sayı 2 büyüktür sayı 3'ten ise en büyük sayı sayı 2 olacak tabii ki de. Ardından bunu sayı 3 için de yapalım. Bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Tabii ben birazdan size basit yolunu bir algoritma ile basit bir yolunu da göstereceğim. Hemen bunları da değiştirelim. Zaten hiçbir değişiklik yapmaya gerek yok. En küçük sayı. En küçük sayı. Şimdi bir deneyelim. Pardon. 23 96 1 2 3 giriş yap diyelim. Buraya B4 2 1 en büyük sayı 4 en küçük sayı 1.
Çalıştı. Hiçbir sıkıntı vermeden çalıştı. Şimdi biraz bir sürü satır var şimdi. Kafanız karışmış olabilir. Şimdi şöyle. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyük ve sayı 3'ten büyükse bunu çalıştıracak. Bu kodu çalıştıracak. Sayı 1'den büyükse ve 3'ten büyükse bunu çalıştıracak. Sayı 3 için de aynısı. Şimdi mantıken sayı 1 için bu doğruysa bu ikisini çalıştırmayacaktır. Sayı 2 için bu doğruysa bu ikisini çalıştırmayacaktır. Aynısı küçük sayı için de geçerlidir. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ondan sonra buraya bir buton oluşturalım. Burada başka bir şey var mı? Yok. İkinci forma. İkinci örneğe. Geç. Bunun da ismini değiştirelim hemen. Şimdi ikinci örneğe geçeceğiz de üçüncü bir form oluşturmamız gerekiyor. Bunun için tekrar göstereyim. Projemizin ismine sağ tıklıyoruz. Add Windows Form diyoruz. Buraya da ikinci örnek isimli bir form oluşturuyoruz burada. Gördüğünüz gibi geldi. Şu ikinci örnek formunu kapatalım. İkinci örneğe geç dedim. Ne yapıyorduk? Hep birlikte yazalım. Formumuzun ismi bir değişken adım. Ben genelde FRM diyorum. İkinci ders dedim, özür dilerim. İkinci örnek diyecektim. New. Aynısını tekrardan yazıyoruz. Ve this visible görünmezliğini görünmez yapıyoruz. Projemizi ikinci örneğimizi açıyoruz ve kapat diyoruz. Ne olacak? Üçüncü örneğimizi kapattığımızda bu da kapanacak. Ondan sonra birinci formumuza geçecek. Ardından o da kapanacak. Admin 67 70 1 2 3 giriş yap diyoruz. Hiç buraya bakmadan geçelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ha, şöyle bir şey fark ettim. Biz sabahtan beri teker teker formları atlaya atlaya geçiyoruz. Bunu nasıl önleriz? Buraya hangi formu yazacaksanız oradan çalışır programımız. Örneğin birinci örnek dediğimizde bakın direkt birinci örnek gelecek. İkinci örnek dediğimiz için de ikinci örnek formumuz için de aynı şey geçerli. Şimdi hiç o öyle sürekli giriş yapmaya uğraşmayalım. İkinci örneğimize girdik. Ne yapacaktık? Oylama sistemi. Bu oylama sistemini göstermeden önce ben size progress bar nasıl çalışır onu göstermek istiyorum. Bunları zaten sileceğim için isimlendirmedim hiç. Eşittir. Progress bar 1 value artı 10. Yani 10 ekleyip örneğin bunun value'si değeri kaçsa üzerine 10 ekleyip tekrardan progress bar'ın değerini atacak. Gördüğünüz gibi 10 artıyor. Ancak tekrardan göstereyim. 10'dan sonra dolduktan sonra hata veriyordu sanırım. Evet, bakın gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü belli bir değeri aştı. Hemen stop diyorum. Saniye. Semih. Alsana şu telefon. Bunları sildim. Bunları sildim. Şimdi progress barlarımızı tekrardan oluşturalım.
Çoğaltıyorum. Bir tane daha olacaktı. Örneğin buraya takım isimlerini yazalım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Spor. Buraya tabi butonlarımızı da koyacağız. Şey, 4 adet. Hepsini öyle vereceğimiz için isimlerini, yazılarını öyle dedik. Evet. Bunların isimlerini değiştirelim. Buton Beşiktaş, Buton Galatasaray, Buton Fenerbahçe, Buton Trabzonspor. Tane daha şöyle buluşturalım yazı anlamında. Buraya da hangi takımı tutuyorsunuz? Evet. Şimdi oyla dediğimizde teker teker artacak ancak %100 anlamında. Yani yüzde olarak artacağı için böyle bir hani internet sitelerinde oylama sistemi görebilirsiniz. Başlatalım. Zaten hiçbir şey çalışmayacak. Bunların isimlerini de değiştirelim. Beş, iki. Teker teker yazacağız şimdi kodları. Bunu da silelim. Şimdi 4 tane hatta 5 tane değişkenimiz olacak. Bunlar ne işe yarayacak? Buradaki oy sayısını, bütün takımlardaki oy sayısını bir değişkenle 4 adet değişkenle toplayacağız. Ve diğer bir tane değişkeni de toplam oy sayısı olacak. O yüzden private yani özel buraya yazarsak sadece buraya özel olur. Yani bu butonun eventine özel olur. Şuna bir bakayım. Heh. O yüzden dışarı yazıyoruz. Int neydi? BCK FGS FB TS. Bir de toplam. Şimdi başlangıçta hepsine sıfır değeri verelim. Böyle yasak da olur ancak işimizi garantiye alalım. Beşiktaş'ın oylama butonuna bastığında Beşiktaş'ı bir artıracağız. Yani bir olacak ilk başta. Aslında şöyle de yazabilirdik. Aynı anlama geliyor ancak bu programcılar için daha kolay olduğu için böyle yazdık. Hatta bunun diğer bir yolu da şöyleydi. Artı eşittir 1 yazarsak Beşiktaş eşittir. Beşiktaş artı 1 anlamına geliyor. Eksi yazsaydık çıkarmış oluyorduk. Çarpma, bölme artık. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Ben BC2 artı artıyı kullanıyorum. Toplam oy sayısını da tabii ki de arttırmamız gerekiyor. Her bir oyda artacağı için. Ve progress var. Şey, özür dilerim. Beşiktaş Valo'ya eşittir. BCK çarpı 100 bölü toplam. Bu aslında yüzde değerini çıkarmakta bu formül.
Tabii ki de bütün takımların değerlerini yazmak gerekiyor. Bunları değiştirelim. Bejek, GS, FB, TS. Bunu her buton için yazmamız gerekiyor. Başlatalım bakalım neler olacak. Hata bulacağız mı? Şu an sadece buna oy verdiğimiz için %100 olarak gözüküyor. Peki Fenerbahçe'ye oy verirsek? Bakın gördüğünüz gibi %50 %50. Galatasaray'a da verdik. %33 oldu. 25-25. Beşiktaş'a bir daha oy verdik. Bakın arttı. Bir daha verdik. Oy sistemi aslında bundan ibaret. Gördüğünüz gibi. Evet, arkadaşlar, ikinci dersimiz burada bitmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.